Yo 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 hepiniz selamlar ben Ege Can ve bugün sizlerle Başktan da görebileceğiniz üzere kullandığım sitelerin ilk videosu ile sizlerleyiz ve bunda sponsorumuz Skinsmonkey ile bir video çekme kararı aldım. Kullandığım siteler adında yeni bir seriye başlıyorum. Böylece kullandığım, yaptığım ve sürekli olarak aktif kullanımda olduğum siteleri hem inceleyip hem kendi fikirlerimi belirteceğim. Tabii ki de bazıları sponsorlu sponsorsuz olabilir fakat hepsinde olabildiğince kendi dürüst düşüncemi içeri almak istiyorum. Ve ilk videomuz olan, ilk sitemiz olan Skins Monkey ile sizlerleyiz. Skins Monkey ya bahsettiğim gibi her videoda artık biliyorsunuz ama güvenilir, hızlı ve ciddi anlamda eğer siz belli başlı marketplace'lerine hakim değilseniz, CS'yi sadece bir tık daha eğlencesine oynuyorsanız ama çok 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 tryhard değil. Ara sıra skillerimi değiştireyim. Güzel bir değişikliğim olsun. Bıçağım Huntsman'dan God Knife olsun. God Knife'dan ne bileyim sallıyorum. Flip Knife olsun. Diyorsanız Skinsmonkey bence tam size göre. Bence Advanced User'ın daha aşağısına kalabilecek kişiler için kullanımı daha uygun bir site. Mesela Buff 163 size çok mu karışık geliyor? Veya Buff Marketplace'de anlamıyor musunuz? Gamer Pay'de farklılık mı çekiyorsunuz? Ya %2 daha fazla ödemiş olun ama Skinsmonkey'den yapın. Daha basit bir de botlarla olduğu için buradaki takaslar daha da kolay oluyor. Doğal olarak size belli başlı promo kodları da mevcut. Free 5 dolar kısmına gelip ilk takasınızda 5 dolarlık bir bonus elde edebilirsiniz Legocan kodu ile. Onun dışında yine Legocan kodunu kullanarak isterseniz burada Visa, Mastercard ile isterseniz kripto ile ki ben her zaman kripto ile yapıyorum. GPay, Apple Pay, PayPal, PaySafe, Skrill veya Zen ile de kullanabilirsiniz. Yine yani burada Legocan kodunu kullanarak size yüklediğiniz %30 yerine 35'lik bir bonus sağlayabilirsiniz. Ki zaten bildiğiniz üzere normalde Steam'de %35, 40, 45 oranlarında e, nakit item almak daha avantajlı oluyor Ve bu yüzden de aslında %35 olması Çok çok kötü bir oran değil Onu da söylemek gerekiyor Ben her zaman kripto kullanıyorum Visa veya Mastercard'da arızada sıkıntı çıkabilir En büyük çıkmasında sebebi şu arkadaşlar e, Site Kıbrıs menşeli bir site Ve Kuzey Kıbrıs ile yani Güney Kıbrıs menşeli bir site olduğu için Türk politikalarına karşı Ufak tefek problemler çıkabiliyor Onun dışında de hem TL hemen Türkçe seçenekleri var. Hatta çevirisine benim de yardımcı bulunduğumu da söyleyebilirim. Onun dışında hediyeler kısmımız var. Günlük, haftalık ve aylık çekilişler mevcut ve gene burada görmüş olduğunuzda ekstradan belli başlı görevler yaparak bedava para kazanabilirsiniz. Gene yardım e kısmında burada mevcut. Direkt buradan bizi ulaş kısmına tıkladığınız zaman hızlı çalışan bir destek e destek ekibi var canlı destek ekibi var daha doğrusu. Şimdi nasıl takas yapıldığına nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim burada. Zaten burada doğal olarak burada bir temel kısmımız var bir de gelişmiş kısmımız var. Burada avantajlı olabileceğiniz belli baş şeyler var. Özel float, özel solgunluk, özel feizlere bakabilirsiniz. Burada nadirliklere bakabilirsiniz yani koleksiyonlara, sınıflara. Yine burada diğer koleksiyonlardan arayabilirsiniz ve diğer kısmına yine takasa kapalı veya skinlere bakabilirsiniz. Şimdi burada önemsediğimiz en büyük noktalardan bir şeyimiz şu. Buradaki bakiyemiz ne kadarsa öncelikle isterseniz bütçene uygun eşyalar olarak da sınırlandırabilirsiniz. Onun dışında takas kilidi açıp kapatabilirsiniz ki ben takas kilitli eşyaları almayı daha avantajlı buluyorum. En büyük sebebi de şu takas kilidi açık olan eşyalar genellikle 7-8 gün boyunca ciddi anlamda botlarda beklemiş ve daha avantajsız olan eşyalar diyebiliriz. Fakat siz eğer takas kilitli eşyalara bakarsanız emin olun ki daha iyi avantajlar elde edebilirsiniz. Şimdi benim burada belli başlı taktiklerim var. İyi item çekmek istiyorsanız özellikle. Ve ben bu itemleri çekip Steam'de satarken nasıl avantaya geçebilirim? En büyük konumuz şu. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere sadece CSGO üstüne yok. İsterseniz RAS, isterseniz tf de itemleri alabiliyorsunuz. Hani bunu da söyleyeyim. Tabii ki de ama CSGO daha ağırlıklı bir marketplace. Onun dışında benim burada baktığım en büyük şeylerden bir tanesi şu. Maximum float ve minimum float. Bunlar ne için önemli? Eğer bir skinde özel bir ranklandırma varsa ve float'u ciddi anlamda aynı burada olduğu gibi birkaç an 9 elde geçiyorsa belli başlı durumlarda yüksek bir rankta olabilir CSGO float'ta göre. Mesela bu rank 815'miş yeteri kadar yüksek değilmiş. Ama olabilirdi. Böyle şeyleri denk gelmeniz, denk getirmeniz size avantaj sağlayabilir. Nasıl bakacaksınız? Sağ tıklayacaksınız buraya. Ranka bakacaksınız. Birden fazla 9 varsa 0'dan sonra. Bıçaklar değil de daha böyle skinlerde. Evelyn için ne bileyim buradaki Yakıt enjektörü olsun, UMP olsun. Hani bu tarz skinlere bakarsanız güzel şeyler yakalayabilirsiniz. Daha düşük ranklarda yakalayabilirsiniz. Tabii de rank 500 olması çok büyük bir avantaj değil. Ama ilk rank 10, 20'de bir şeyler yakalarsanız ciddi anlamda büyük overpay'ler sizlere katabilir. E tabi ki de en yüksek float'un dışında bir de en düşük float'umuz da mevcut. Bu en düşük float'larda bıçaklara genellikle bakmayın. Bıçaklara bakmak genellikle boş oluyor. Ama bıçak dışındaki diğer itemlere bakabilirsiniz. Mesela burada bir adet golden coin'imiz var. Golden Coin neden genellikle düşüktür? Çünkü trade up'larda, Fire Serpent trade up'larında yapılır ve düşük avantajlı floatları denk gelebilir mesela. Burada görmüş olduğunuz üzere double zero'muz var ama buradaki double zero demek ki hiçbir işimize yaramıyor. Bakalım. Gene Acid Fate gene trade up'larda çok kullanılan bir skin ve düşük float'ta düşünü bildiğimiz bir skin. Örnek veriyorum. Rank görebilecek miyiz diye bir bakalım. Bunda da rank göremiyoruz. Demek ki bu haftalık sitede çok düşük veya yüksek floatlu bir şeyler kalmamış oluyor. E burada bitti mi? Bitmedi. Ne fiyat maksuma çekelim. Benim gene burada sizlere en verebileceğim güzel taktiklerden bir tanesi şu. OG skinleri araştırmak. Yani ne demek biliyor musunuz? Yeni çıkan skinler değil de uzun zamandır oyunda var olan skinleri araştırmak. Sebebi ne? Biz buradan skin çekerken benim en önemli yaptığım şey sticker değerleri. Ve iyi e sticker değerine sahip skinleri genellikle çekiyorum. Ve ben bunları ciddi anlamda buff 163 pakiyesi olarak kullanıyorum. Hem overpay'li satıyorum hem kar ediyorum hem de benim ciddi anlamda günlük çok fazla bir vaktim almıyor. Zaten daha önceki videolarımda katı 14 katı 15 sticker'lı skinler bulduk. Hatta bir videoda da hatırlarsınız ben katı 15'li bir tane <laughs> P90 çekmiştim sizlere göstermek adına. E burada da bakalım mesela OG skinlerimizden ne var? Veya güzel craft bulabileceğimiz bir şey var mı? Blue Luminant. Hayatımdaki en kolay bence craft bulunan skinlerden bir tanesi. Hızlıca bir bakalım. Hani böyle OG skinlere gitmeniz gerekiyor. 14-15-16 yıldan beri hani 2014-15-16 yılından beri bahsediyorum. Kalmış mesela bakalım ne bulduk. Bir tane kolon 2014. Ha overpay'li mi? Değil. Ama siz bir craft yapmak istesiniz. Dümdüz şunu alacağım. Ben en azından kolon 2014'lü sticker'lı bir skin almayı tercih ederim. Bu bir örnek tamamen. Gelip ben burada çok kasıp a şunu alın bunu alın diye göstermeyeceğim. Ama yapabileceğiniz en güzel noktalardan bir tanesi bu. Dikkatinizi çeken bir skin vardır. Özellikle gelin araştırın. Çünkü burada sticker'lara overpay yok. Yüksek float'lara veya düşük float'lara overpay yok. E böyle olunca trade up yaparken özellikle ben düşük float itemleri buradan çekmekten hoşlanıyorum. E craft yapacakken, güzel şeylere denk gelebilecekken bir araştırın. Güzel şeyler elbette denk gelirsiniz. Biz burada... Bizim admin topluluğu ben ve Tarık özellikle biz burada aptal zalak skinler denk geliyoruz. Mesela benim gene bir videoda gösterdiğim skinlerden bir tanesi. Full Vitality topluluğu bir craft ve mükemmel bir craft duruyor oyun içerisinde. Gene bizim burada denk geldiğimiz skinler var. Ben tabii ki de büyük bir çoğunluğunu gönderiyorum. Gene mesela burada görmüş olduğunuz iki tane hololu Stokholm. Hani çıkabiliyor, denk gelebiliyor ve mesela bununla gene ben denk gelmişim game skins Monkey'den. 3 tane Stockholm 2021'li ve ben bunu koyarsam ekstradan bir overpay yok. E böyle olunca da doğal olarak daha pahalı skinleri koymak istiyoruz. Mesela benim birkaç tane rifle'ım var. Ben bu rifle'larımdan sıkıldım. E bir şey bakmak istiyorum. Bütçe uyan eşyalar diyorum. Bütçe uyan eşyalar sonunda diyorum ki ben bir bıçak istiyorum. Kendime bir güzel bir bıçak alayım. Tabii ki de gelin fiyatlarınızı karşılaştırın. Bunu karşılaştırmayın olarak adlandırmıyorum. Ama mesela Birden fazla bıçak varsa o bıçaktan bir tık daha uzak durun çünkü fiyatlar daha net oluyor. Ama bir iki tane çok fazla görmediğiniz bıçak denk gelirse emin olun ki fiyatlar genellikle daha avantajlı oluyor. Onu da kolaylıkla söyleyebilirim. Mesela burada çok fazla God Knife var. Bu ne demek? Bu skinden uzak duracağız demek. Ama burada mesela güzel bir şey yakalayabilir miyim diye bakıyorum hızlıca. Yukarıda ben bir tane yakaladım. Mesela burada bir tane gut lekeli var. %90 ihtimalle bu diğer God Knife'lardan daha avantajlıdır. E şimdi ben burada 5 dolarlık bonusunuz kazanıyorum. Takas sonrasında hem ekstradan kalan bakiyemi bana iade ediyor. Hem ilk takas bonusumu iade ediyor ve avantajlı olurum. Eşya takasla diyorum. Anda bana offer gidiyor. Ve offer takas botu tarafına onaylanıyor. Google'dan açıyorum. Bana offer gitmiş bir şekilde oluyor. Neden bu offer bana tek bir şekilde gidiyor? Şimdi bu çok güzel bir soru. Skin Monkey'de siz bunu tek bir şekilde gönderdiğiniz zaman arkadaşlar takas botu otomatik olarak sizlere eğer bu bıçak trade locksa yani takas banlıysa size anında bıçağı vermiyor. Doğal olarak bu eşyayı 4 günlüğüne kilit Skin Monkey çantasından çek diyor. Bu tabii ki de bir scam değil. Geliyorsunuz nasıl çekeceğinizi de göstereyim. CSGO'yu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada backpack yazıyor. Backpack'e geldiğiniz zaman burada çekilebilecek bir eşya görebiliyorsunuz 4 gün sonra. Tıklayıp direkt çektiğiniz zaman daha önceki videolarda da gösterdim zaten. Bu itemi çekebiliyorsun O yüzden merak etmeyin. Ha örnek vermek gerekirse mesela bir F5'liyelim burayı. Buradaki itemlerin takaslı olduğu için gelmiyor ama mesela takas şey olmayan bir şey çekelim. Mesela burada bütçeme göre takas banu olmayan bir item çekelim ve sizlere de göstermiş olalım hızlıca. Ben dediğim gibi takas banlı item çekmek bana daha mantıklı geliyor. Daha avantajlı durumlarda elde edebiliyorsunuz. Ama mesela diyelim ki ben bu eşyayı istiyorum. Eşyayı takasla diyorum. Bana doğal olarak bu eşya şu anda bir takas banı olmadığı için direkt bana buradaki offer düzgün bir şekilde gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Anında geliyor ve onayladığınız anda doğal olarak envanterinize geçiyor. Şimdi bunların bunların dışında önemsebileceğiniz bir diğer nokta da şu. Ve dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da şu. Her zaman her iteminizi burada kabul ettir demiyorsunuz. Bildiğiniz üzere piyasa çok fazla oynak. Ve piyasa çok fazla oynak olduğu için de sizin burada en aşağıya gittiğiniz zaman stop fazlası dediğiniz belli başlı itemler oluyor. Ya takası kapalı dediğiniz itemler oluyor ya da stok fazlası deniliyor. Stok fazlası ise botlara fazla fazla vardır ve bu itemleri de kabul etmiyordur. Veya aynı şekilde fiyat dengesiz dediği belli başlı itenler de olabiliyor. Kabul edilmeyenler de var. Mesela burada bir tane de oynak fiyat varmış. Oynak fiyatlı olan itemlerde yani sürekli yük, çık çık al e, yüksekten düşüye pump dump olan itemlerde doğal olarak size zarar etmemek için veya gereksiz bir kar elde etmemek için de bunları kabul etmiyor. Onun dışında belli başlı durumlarda kapsüller kabul ediliyor. Belli başlı durumlarda kabul edilmiyor. Şu anda gene kapsül piyasası tuhaf olduğu için gene kabul edilmiyor durumda. Ama belli başlı durumlarda kapsüller, hatıra paketleri, skinler kabul edilebiliyor. O yüzden ben bir sürü kapsülüm var nakite çevireceğim derseniz nakite çekebileceğiniz bir site değil bunu da söyleyeyim. Ama bir bıçağı çevireyim derseniz ara sıra bakıp e, görmenizi tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi nakit çekimi yok ama hızlı güvenli bir takas yapmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle önerebileceğim sitelerden bir tanesi. Bu dediğim gibi advent seviyesindeki user'lardan daha çok giriş, gelişme, başlangıç aşamasındaki kullanıcılar için daha iyi bir site. Çünkü bir sonraki videolarda da göreceksiniz. Daha üst kademeye çıkmak istiyorsanız, daha avantajlı takaslar yapmak istiyorsanız o biz onları da sonraki videolarda anlatacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.